Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da kalıcı olma isteğinin ilk büyük yansıması olan Edirne'nin fethi, Padişah 1. Murad'ın şehzadeyken elde ettiği en büyük zaferdir. Yerli ve yabancı kaynaklarda fethin tarihi farklı gösterilse de, tarihçi Halil İnalcık'ın bu konudaki araştırmasında tarih 1361 olarak yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Balkanlardaki askeri gücü Osman Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa yönetmekteydi. Kendisinin vefatından sonra bu görev Şehzade Murad'a geçti. Bu anlamda Balkanların ikinci Fatihi diyebileceğimiz Şehzade Murad tahta geçtiği 1362 yılına kadar bölgede birbirini izleyen başarıların altına imza attı. Edirne'nin fethi, dönemine göre oldukça iyi düşünülmüş ve kapsamlı bir projenin hayata geçirilmesiyle gerçekleşebildi. Öncelikle kuşatma sırasında Edirne'nin olası askeri yardım kanalları, Sırplar ve Bizanslarla bağlantıları kesildi. Lala Şahin Paşa kumandasında birliklerin saldırısıyla başlayan kuşatma, daha sonra Şehzade Murad'ın katılmasıyla birlikte şiddetlendi. Sazlıdere Savaşı'ndan galip çıkan Osmanlı birlikleri, yenilen Edirne Tekfuru'nun gece şehri terk etmesiyle Edirne'yi ele geçirdi. Edirne'nin fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki gücü perçinlenirken, şehir 1453'te İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'ya başkent olarak hizmet edecekti. 1963 yılında PTT, Edirne'nin fethinin 600. yıl dönümü anısına özel bir seriyi tedavüle çıkarmıştır.